Yani bizga vakolatli tashkilotni vakili sifatida shu savollarga javob berish uchun kelgansiz-da. Bilmayman degan savol. Agar u qonuniy bo'lsa, ishlari to'g'ri bo'lsa, hech narsadan birovdan qo'rqmasa, tili qisqa bo'lmasa, nima uchun birovga vetolab kelyapti? Madolim baqa keling. Nimaga olib keldilaring blogerni? Keling baqa gaplashib olaylik. Bag'i boshqa narsalar ham bor bilasiz-da. Nimaga vetolab keldilaring? Ayli yurt Hojiboyev siz bilan mashinada keldi-yu. Nima ekan? Yo'q, yo'q, sizlar murojaat qildilaringmi? Ha dedilar. Yo'q, yo'q. Sizlar murojaat qildilaring, to'g'rimi? Hokimiyatda nima yo'qmi? Matbuot xizmati. Bu mana bunaqa ham bizga keldi. Lekin bunaqa odam ko'p turib boshlagan. Asosiy chiqsam keldi bo'ladi. Butun boshli davlat idorasi, ya'ni xo'jalik hisobida, to'g'ri, xo'jalik hisobida bo'lsa ham baribir Farg'ona shahar hokimligi huzurida. Farg'ona shahar hokimi nazorat qiladi bu tashkilotni. Bevosita oliy ma'lumotli odamlar bular, oliy ma'lumotli rahbarlar bular. O'sha uy-joy bo'limining rahbari oliy ma'lumotli odam nima uchun o'rta ma'lumotli blogerni orqasiga yashirmayapti? Agar haq bo'lsa, ishi to'g'ri bo'lsa, qonuniy bo'lsa, nima uchun o'rta ma'lumotli blogerni orqasiga yashirmayapti bular? Moddiy yordam bilan hamma oyma-oy xarajatlar bilan ta'minlanib kelgan. Mahalla tomonidan nima ish qilingan bo'lsa, hamma narsa berilgan. Saxovatdan foydalansa, uni uyini hokimiyat balansiga olib olishi mumkin degan norma bormi? O'sha joyda Elyor Tojiboyev o'rgatyapti unga, gap o'rgatyapti. Egasi paydo bo'lib qolsa, qanaqa taqdirda beriladi uy? Savollarga javob berish. Qaysi ishonchnomani bersin? Savol berishga o'rin sizni men nomlayman. Ishonchnoma deydi, shu barlar tomonidan nomlanadi. Kim ishonchnomasi kerak? Qaray, ishonchnoma kerak, mana. Ariza bilan murojaat. Men tanimaysizmi? Biz tahriryapmiz. Ishonchnoma kerak, ishonchnoma kerak emas. Kimdir sizga aqlli qilib turgan bo'lsa aytib qo'ying. Ishonchnoma kerak emas, qanaqa. Biz jurnalistmiz. O'zingiz kallangiz bor sizni. Siz hokimiyat vakilimisiz? Biz bo'lsa ishlaymiz. U ishonchnoma, u tegishli notarial idoralarda, tegishli idoralarda. Uy joy bo'limi kerak emas. Bu qanaqa bu kulguli holat bu? Bu o'rinbosar bu. Bitta tashkilotning o'rinbosari bu. Bitta jurnalistning gapiga javob bera olmasa nima qiladi u o'rinni band qilib o'tir. U joyni band qilib o'tir. Vaholanki Farg'ona shahar hokimligining matbuot xizmati bor ekan. Zarurat bo'ladigan bo'lsa bu narsalarga. Qonunchilik bo'yicha bevosita jamoatchilik bilan aloqalar bilan ishlaydigan matbuot xizmati tashkil qilingan. Men qarindoshiman degan odamga nima sababdan qonuniy javob bermasdan boshqa bir begona odamni olib kirib qo'yganligi so'ragan paytimiz uni o'rniga bir boshqa holatni tashkil qilyapti bular. Uy-joy bo'limi xodimini o'rinbosarining bitta gapini aytmoqchiman. Jarayonda aytib ketyaptiki, noqonuniy bo'lsa-da biz shubhali deb topib turib, bu oilani kiritib qo'ydik. Sababi bu oila ko'chada qolganligi uchun biz oilani kiritib qo'ydik. Noqonuniy bo'lsa-da biz kiritib qo'ydik degan gapni aytyapti. Anastasiya degan fuqaro kelyapti, rostdanam Rossiyadan kelib fuqaro kelyapti. Menga metrika boshqa narsani ta'lim qilyapti. Men buni bekitmayman. Aytyapman. Bo'ldi, xo'p deyapman. Lekin bitta masala bu 3-chi darajali qarindosh bo'lib chiqyapti. Yaqin qarindosh, yaqin qarindosh, daj 2-chi ham deylik, bo'pti. Lekin yaqin qarindosh toifasiga kirmaydi. Meros guvohnomasini ochinglar dedi. Xo'p, ochishdi, lekin meros guvohnomasi qo'lida yo'q. Biz hozir bu meros guvohnomasini olganimizdan keyin, pozhalosta, biz beramiz. Lekin hozir realni muhtoj odamni biz joyladik. Xo'p, qonunga to'g'ri kelmasin boshlasam, lekin bu ko'chada yotayotgan odamni biz joylab keldik. Bular noqonuniy ishlarni o'zlari aytyapti, noqonuniy kiritganligini o'zlari aytyapti. Bu uy-joy bo'limini o'rinbosari o'ziga ishonmasdan o'sha blogerni yetalab kelyapti, ya'ni biz bilan suhbat qilish uchun. O'zlari javob berolmay qolsangiz, qanday chiqasiz tashkilot? Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Barchani Ramazon oyi bilan tabriklagan holatda bugungi videoyimizni boshlaymiz. Bugungi videoyimiz Farg'ona shahar uy-joy bo'limi bilan bog'liq holat yuzasidan bo'ladi. Bunday deyishimga sabab hozir bo'lib o'tgan holatlarni birin-ketin tushuntiraman. Navro'z bayramidan oldin Farg'ona shahrida yashovchi bir fuqaro tomonidan, bir ayol tomonidan bizga murojaat bo'ldi. Shu uy-joy masalasida.
Уважаемый Бахтиёр Исмаилов, у меня к вам такое обращение. Я Сайтахунова Барну Рахимовна, действующая по доверенности от имени Доспеховой Маргариты Васильевны, умершей 14 октября 2022 года, от ее племянницы. Хотела к вам обратиться. 14 октября умирает заслуженная учительница Узбекистана. Она была одинокая, у нее была племянница, братишка у нее умер. Я, когда она умерла, я пришла сюда к Махалинскому комитету Фаруху. Я ему сказала, что есть племянники, есть родственники, квартиру, чтобы никто не забирал. Как мне соседи сказали, что пришли с прокуратуры, с городской, с умершей сняли сережки, кому-то дали, взяли ее телефон, кому-то дали. 6 миллионов денег с квартиры взяли, и Махалинский комитет запечатал квартиру. Опечатал квартиру. Şu masala bilan bog'liq holat yuzasidan biz o'rganishlarimiz davomida bevosita o'sha mahallaga bordik. O'sha xonadonda hududda joylashgan mahalla idorasiga bordik. Mahalla raisidan ham izohlarni oldik. Ya'ni ulardan xabaringiz bormi? Xabarim bor. Kelishingiz ishtirokingizga kiritganmi? Kelishganmi? Ishlarga masalan qo'yish. Ishingiz narsalarini muhokama qilmasdan ijo bo'ladi. Xo'sh, narsalarni hamma narsani tushib olib kirishib Düzüm gelin, hemen kop kirli, koşullarım var bu. Kop kirli koyalım, peşetler koyup olalım, bu işte. Halisi yaşına bir de dalalat namak ile ilgilenme. Tabii, ben söylemedim. Sizde var mı, nüshası da? Yüce olurum. Sizden korkurken bu siz kireyim mi? Ben korkurken, peşetlerden korkurken. Çünkü siz korkurken bu siz, siz gene nüshası bir iş kireydi, o kadar takip buluyorsunuz. Çünkü benim aslında mahallanın rayısı sizsiz. Kop yapı olamadır, aslında ne olduğumu için şuna kadar. Ben o zaman kaçış çıkarıp olamadım. Sebabı biz, ben bunun için soru yapken, yüde içinde qolgan qimmat bo'lgan narsalar pul ham qolgan ha pullar qimmatbaho buyumlar qolgan u uyni agar eshitish bo'yicha undan keyin ochaman masalan kalit o'zlarida boqib qolgan bolalari bor keyin mana shulargacha ochishib ancha titib ko'rib chiqishgan qisqa bo'lmaysiz ko'rishim sinmaysiz narsani hamma turda hatto olib kirib tars tashlandi Siz qo'yganmisizlar qishdan turdi gashdan shu sko'yga turib masalan ijod bo'limidan 4 ta odam qoldi qo'shib turdi. Yo'q, o'sha boqolgan farzandlar kirganda siz kirganmisiz? Yo'q, bunda men yo'q. Shundaysa siz kirishingiz kerak. O'zlari bilmay qalin. Qalin bor ekan bularda. Qalin tilda bilmay. Qalin topshirgan ijod bo'limi topshirib berganmiz. Ijod bo'limi ijod bo'limi shug'ullanmadi, ishlamadi. Biz biroq ancha saqlab beramiz. Egasiga kech o'tgan vaqt mana jiyani buna qolib keldi, barna qolib keldi jiyani. Kirgan ekan o'sha Hakimiyet topşalarına kirdik mi nelerleşmeyi için? Еще раз зашли в квартиру. Понимаете? И он это... Kulüften çıkardan yanıza durmayın. Aşkı kulüleri hemen sakıramı. Kulüfle peki. Kulüfle gel de o çok... Ben yeni değilim bak. Kulüfle sinir. Sinir yine de yeni değilim. Sinir. Evet. Все. Тебе не верю. Hadi туда. Ты пич... Oğlum o zaman orada siz gel. Ana siz özellikle... Ya siz sağ olun verirsin ama şu siz kimsiniz o zaman? Bizim kolam da. Ya bu da veriniz. Ya bu da veriniz. Daha biz de meşgullenmeyiz. Siz de proje olun. Proje olun. Proje olun. Yani ne sana jurnalist? Proje olun. Jurnalist. Jurnalist. Demek ki siz buna gelmeyiz efendim. Bu mu gelmezler abi? Tık bir ya. Hazır. Hazır. Kim hazır mı? Cevap veriş. Ya ben hazır kim hazır? Bak. Demek ki tuhmat kılıyor. Şarkı olmasın. Kalitni qo'yib qo'ygan, yana kirgansan, u do'g'riga chiqarib, sen o'g'risan degan gapni nimaga o'g'riga chiqaryapti? Siz kimsiz, vatta? Aka, ijobiy bo'lim bilan gaplashasizlar, hozir kelyapti. Bevosita aka, mahallani raisi sizsiz aka, mahallani otasisiz. Nimaki boshlansa, mahallani, MFI'ni ostonasidan boshlanadi, to'g'rimi? Shu uchun siz oldingizga keldingiz. Yo'q, boshlansa, hop. Nima kelyapti? Nima kelyapti? Mana fuqaro kelyapti, nima kelyapti? Achiq qilyapsan, yo'q. Потому что ты им. Nimaga siz menga yozib berdingiz? Есть причина, поэтому тебе. Nimaga hozir deganman? Undan o'sha bizim uyga kirgan holatim yo'qman. Savol javob qilib olaying, shoshmay turing. Xudoga shukr, hamma narsani aytadi. Tepada Alloh bor. Hamma narsani ko'rguchi. Ha nimaki bo'lib turgan bo'lsa hozir hamma narsani ko'rguchi. Men Alloh ishonmayman. Boshqa hech kim ishonmaydi. Bandasiga nima ishonmayman. Hozir aytib o'tdingizki, o'sha vafot etgandan keyin kalitlarni biz uyga bo'lib topshirganmiz. Qancha muddat sizda turgan bu kalitlar? Bir oy ham turmadi. Bir oy turdi, kelishdi. Ana o'zlari birlashib olib kelish uchun joyda kelgan bolalarni hammasini chaqirtiraman. O'sha birga kelgan bolalarni chaqirtiraman.
o'zlari ochmadi, kalitam o'zlari dedi. Hamma narsa bitta singan xona. Qurilayotganda singan. Undan oldin nima bo'lgan? Rasyon kelinni kelgandan keyin xaladilik bo'shatib qo'ydi dedi. Ayni bo'ladi, eshik yopiladi, shundan ochilmaydi degan narsa. Eshik tagida xaladilik bo'shatildi. Antalab zo'rmora bo'lgan yo'l qo'shdisi. O'sha hojona, hojiga borib kelgan ona. Chiqib qarab turdi. Bo'shatildi, hamma so'rgan olib chiqildi, chirib qolmasin, sas qolmasin. Xaladilik sug'urildi, ichidan xaladilik chiqib olishdi. Narsa bor ekan. Sug'urib qo'yildi. Shunda aynib qolmasin narsa. Ama aşağıda ne kadar ki? Aynı bir yandan sana nasıl çıkartıp geçiyor? Çünkü hiç kim oturmayanla ki ne bakılar? Aynı sası geldiği gibi çıkartıp geçiyor. Çıkartıp, kubriye oturuyordu, biraz kağıt var ki yaşta burası sındı. Açta hamaz görüyor, hamaz açtık o içi de sınıf oldu. Bu sinye kağıtta ki, çim var ki içi de bükülü sınıf oldu. Kubriye ya, kubriye ki halat değil, tikka bu sınıf oldu. Kim kaldı mı? Oraya hatta, yani gülüyemi kimi de açtı, yiyen var mı? Bağlar hamaz açtı, yeriyem açtı, aynı konu yeriyem açtı. Kurulamayan dedi, daha sonra kurulamayan geldi, sındı. Açtığında üçe söyledi ama bilemedi. Şuradaki üçe söyledi kardeşken. Mesela açtı, üstü de kurulamayan, üstü de kardeşken. Ona kardeşken. Bir hafta bu hücret arasında söyleyeyim. Mesela üçe geçirdiler, kalit sındı. Siz kalitli topşu dizular geldi. Doğru mu? Dalı odam açtı. Yolda açtı. Yolda odam geçişken. Dalı odam açtı. Kuşta yolda ama olası da asası. Kalit bana topşarı yaptım, siyonka var. Siyonka kılayım ya. Siyonka kılayım ya. Siyonka kılayım ya. Şunu soramam. Kendi bana genç savun verdim mücadele. Evet, yakında da koydum mücadele. Ciyanı geldi. Ciyanı geldi. Siz ortaya geldin mi? Ciyanı geldi işte. Doğru getirdi. Hocatlarını gördünüz mü ciyanı? Hocatlarını kurgen ben geldim. Hakikaten ciyanı iken mi? Bilinmedim. Yok, siz hocatlarını kursattınız siz mi? Ben bana kadar metrege de familiyasını durdu. Ben o kızın familiyasını başkayı. Burası gördüm ki artık. Yani o bile de prakatör şükürlendik. Aslında ben şükürlendim. Ama halleresin. Bu paket olup üyücağı bölümü, paket olarak da şunlar. Biraz geliyordu şu payette. Hayattan ulayı yetiştirdim. Ben ki bana üyüde aç işleyeme ki. Üyüde aç işleyeme hayattan ne yok. Ciyanı geliyor. Ciyanı var ki ortaya sefer giyen. Sen ege belirli devam edip durar. Egez keser ki üyüde ciyanı ya tok açar. Ama eskiden yalnızca üyüde kaytarırlar da otomatik. Gün geçiyor vakti canı yaşap duruyor. Öyle diyor. Hayattan bayağı bana dedi sıra. Üyücağı bölümü sırasında kağıt topşuruyorum. Uzun derim mesela bana. Ben de metüzül yaptım. Ama çünkü o kedi şef ettim. Ben tamamen ziyo yaptım bana. Üye dedim, ben ciyanı geldi bana. Mağaza ettim de ciyanı geldi. Kedi bir kadar şokul anilerdim. Görücüm. O da yapışılır. Katta kanaka muğumun deme. Ben sonra geldi sabahı. Hakikatta ciyanı mı iken sorardım. Çünkü mahalle reisi size mi soru için o dif koramazsınız da malum makarotki iyi. Mahalle reisi. Çünkü o kele yaptı, ben ciyanın anı da vakılı yaptı. Siz onu kucaklarına abicatını tanışken görseniz. Demek onu karındaşları sıfatı da oşa mülke egale kılışı mümkün. Mümkün, hayır. Doğru mu? Ama yakın karındaşları bulmazsa, şu yakın karındaşları bulmazsa. Şimdi bu ayolumuz ege yılda olmadı. Erkeni güşe teyze çıkanlar bayıldı. Sahavatlar ege kadar erkeler. Sahavatlar hem bacıda hiç kimi yok diye hazırlık yiyen ege. Hemen soruşturdum, ettim ciyanı kele yaptı. Kansam sahavatı kadarın ki gir. Hatilik üyüce hatilik haroçu. Ölge sahavat tamamen. Maddi oradan bile hem de oyma oy harcadığından tamamlanıp gir. Mahalle tamamen ne mi çıkarın yalnızı? Hemen nasıl verirken? Sahavattan faydalanırsa bunu üyüne hakimiyet balansı gibi olarak için mümkün diken doğruma var mı? Bilmiyorum. Eşitçi bu işler hakkında ne geldi? Ciğeri var ki bu ayağı. Çünkü ben görmedim. Mahallesine gelmiş mi görmedim. Uzun bile yaklaşken mi? Mesela ciğerim var ya. Tamam oğlu böyle tamam kızı vardı ki yapılıyor. Genç oluyor. Ne uzun uzun. Ne dedi? Külli. Super zamanı. Ketkenler sarar. Doğru. Çıkar böyle mümkese. Şimdi mümkene mümkene gidiyor. Ben mühimmalde bularsa baktım. Murat köyüne yıkıldığınız gibi. Kar uçup da ayol çıkardı. Harcet ki basın içinden harcet ki. Rasop köyüne yıkıldığınız gibi. İşte onlar sarardı. Çünkü külli de onları yapmışken. Ki benim ki olsa ki soru gelmem. Ben de ki karımdaşım var ki. Ben sırayı körme gelmem. Ki koşullardan kızı soru gelmem. Kardeşler, kim var? Kim yok ki hamas görmedi.
Va shu paytda Farg'ona shahar ijod bo'limini o'rinbosari, ya'ni Madolim ismli mansabdor shaxs ham kelgan. Uni endi kim chaqirgan, nima qilgan bu to'g'risida to'xtalmaymiz. Kelgan paytda yana o'sha oldingi avvalgi videoyimizda aytganimizdek Elyor Tojiboyev ismli blogerni yetalab kelyapti. Bu uy-joy bo'limini o'rinbosari o'ziga ishonmasdan o'sha blogerni yetalab kelyapti. Ya'ni biz bilan suhbat qilish uchun. O'zlarining javob berdi, o'zlarining hech-qanday tashkilot. Ha? Yo'q, endi jonga sherikni berasizmi? Menimcha hozir 10 kun bo'ldi-da, hozir kirdik, kimdir yashayapti, oilam menimcha qo'yib chekib, telefonlarimni. Mana shu bo'yicha izoh bersangiz, qanchalik darajada bu tartibga to'g'ri keladi? Mazkur xonadon 14-chi oktyabr 2022-yil uy egasi Daspexa Margarita Vasilyevna o'tib qolyapti. Shunga asosan uy qarovsiz qolganligi uchun shahar prokuraturasi tomonidan bizga xabarnoma berilibdi. Mazkur xonadon o'zimiz nazoratimizda, o'zimiz zimmamizga olishdi, bizga xabarnoma kelyapti. Shu xabarnoma asosan biz uyda xatlar mahalla bilan bildirdik. Uyda nimalari bor, boshqasiz xatlar. Hamma xatlarda hujjatlar bor. Kerak bo'lsa zaprosalarga, rasmiy zaprosalar orqali biz javob berishga tayyormiz. İkincidən, mazkur xonadon qarovsizlik bo'lgani uchun, hozirgi paytda jinoyatchilik ko'paytgani uchun biz ehtiyot chorasini ko'rib, mazkur xonadonga biz 6 oydan keyin, adashmasam 6 oydan keyin mazkur xonadonga ro'yxatdagi muhtoj odamni olib kiryapmiz. Vaqtinchalik tilxat asosan, biror bir hujjat bilan qurilgan? Biror bir hujjat bilan. Asos bo'lish hujjatlar bo'lmoqchi bo'lsa. Yo, masalan, sizlar tartibdagi bo'yicha vaqtinchalik ijozat qog'ozlaringiz, masalan, yoki doimiy order berilgan, masalan, yashashga. Yo, tilxat asosan. U xonadonga qo'yilgan odam, hozir biz so'rasak, bizga hech qanaqa hujjat berilgan yo'q. Yo, tilxat asosan. Biz ariza qildik. Mana shu joyga olib kelib qo'yishdi deyishyapti. Moliyaviy axborotini, ijtimoiy axborotini o'rganguncha, patentlarni qonuniy da'vogarlar kelguncha biz bu yerda shunaqa saqlab turamiz, deydi. Hozir, demak, sizga bu oilani birga vaqtinchalik qo'yganligingiz qonuniy asoslari bor. Shu xabarnomasi adepan bu ehtiyot chorasi sifatida buni yo'q qilyapmiz. O'zi biz bilishimizcha tartib bo'yicha o'sha uy-joy bo'limi 1 yil davomida uni egasini kelib chiqish chiqmasligini kuzatish kerak, menimcha, to'g'rimi? 1 yil davomida. Xo'p. Bu o'sha davrda qo'yishga vakolatlaring bormi odam, masalan, vaqtinchalik yashashga bo'lsa ham qo'yishga? Endi aytayapman, aqlan situatsiyadan kelib chiqib, shu shubhali fuqarolarga tashrif so'raganligi uchun sadirdan ehtiyot choramiz bor, mana shunday qilyapti. Ha. Qonun bo'yicha qoida bo'yicha emas. Shubhali odam kelib da'vo qilganligi uchun qo'yilyapti, to'g'rimi? O'zimizni endi hozir yangilardan o'qiysizlar, o'zlaringdan shu axborotlardan ko'p ishlaysizlar, vositalardan ishlaysizlar. Farg'ona shahrida ko'p jinoyatlar bo'lyapti, shu uy masalasi bo'yicha noqonuniy kirib olishyapti, noqonuniy hujjat qilishyapti, shunga biz shu to'g'risida tushunamiz. Shubhali deganingizga asoslar bormi? Shubhali shu Rossiyadan ayirib keladi, yoki opaj mana shu oparni harakatlarini o'zimiz o'zim bechdan shubhali ko'rdim. Uy joy ham noqonuniy hujjat qilib berganmi birorta uyga? Uy joy noqonuniy hujjat. Buni endi ko'rib chiqib, bizning faoliyatimiz endi prokuratura yoki mayli, hozir masalaga keyin to'xtalamiz. Qarang, hozir bular murojaat qilgan sizlarga aynan o'sha uy-joy masalasida, kvartira masalasida. Sizlar agar shubhali deb topsalaring, harakatlarda shubha uyg'otsa sizlarga, sizlar o'z tartib bo'yicha prokuraturaga xabar berishlaring kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Shunaqa holat bo'lyapti, ya'ni bizga shunaqa da'vo kelyapti, shunaqa odam biz shubha bilan qarayapti, shu ish qilingan. Har oyda yozilganmi, har oyda biz xabarnomasini berilganmiz. Ularni qilgan murojaatlariga ham javob berilganmi? Murojaatlar bo'yicha to'g'risi menga hozir qolam bo'lib, men bu murojaatlar bo'yicha shug'ullanmaganman. Lekin uni ko'rib chiqishim mumkin. Masalan, har qanaqa o'zgartirmoqchi shubha, gumon bo'ladigan bo'lsa, uni hujjatlar bilan o'rganib chiqib, yo'q, 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 yo'q degan fikrda aytish kerak, to'g'rimi?
Bunlar hujjatlarini taqdim qilyapti, ishonchnomalarini taqdim qilyapti, shaxsiy ma'lumotlarini, kimligini, o'sha haqiqatda ziyon yetganligini tasdiqlovchi hujjatlar bilan birga bu ayolga bergan ishonchnomasi asosida xat bilan murojaat qilyapti sizlarga. Shu hujjatlar qanchalik darajada o'rganib chiqib, rasmiy javob berildi bular murojaatiga? Albatta, savolga to'g'ri javob berdim, lekin o'zimizga joint zon bo'yicha biz ko'rib chiqib, mana shu narsani aytamiz. Yo'q, men aytib turganim sababi, bularda 19-yanvarda berilgan xat bor-da, ariza javob xati bor. Yo'q, ariza yo'q. Sizlarga berilgan ariza. Shuni so'rayapti sami привести домой, вы мне скажите. Shuni so'rayapman, javob berilganmi yoki yo'qmi? Siz endi bizga vakolatli tashkilotni vakili sifatida shu savollarga javob berish uchun kelgansiz-da. Bilmayman degan savol. Endi menga vakolatli endi Qadir aka ijod bo'lim ko'p tushar, ijod xatlari ham ko'p ketadi bizdan shuning uchun men aytaman, shuncha xatlarda nima opani xati bormi, bormi menga qoldi nomi. Nima uchun blogerni yetalab kelyapti? Agar u qonuniy bo'lsa, ishlari to'g'ri bo'lsa, hech narsadan birovdan qo'rqmasa, tili qisqa bo'lmasa, nima uchun blogerni yetalab kelyapti? Butun boshli davlat idorasi, ya'ni xo'jalik hisobida, to'g'ri, xo'jalik hisobida bo'lsa ham baribir Farg'ona shahar hokimligi huzurida. Farg'ona shahar hokimi nazorat qiladi bu tashkilotni. Bevosita oliy ma'lumotli odamlar bular, oliy ma'lumotli rahbarlar bular. O'sha uy-joy bo'limining rahbari oliy ma'lumotli odam nima uchun o'rta ma'lumotli blogerni orqasiga yashirmayapti? Agar haq bo'lsa, ishi to'g'ri bo'lsa, qonuniy bo'lsa, nima uchun o'rta ma'lumotli blogerni orqasiga yashirmayapti bular? Qonuniy bo'lsa ishlar. Mayli, e'tirozimiz yo'q, uning ishi, lekin biz bo'layotgan holatni biz aytib o'tishimiz kerak, ko'rsatishimiz kerak. Shuning uchun bu videoni qilyapmiz. O'sha joyda Elyor Tojiboyev o'rgatyapti unga, gap o'rgatyapti. Egasi paydo bo'lib qolsa, qanaqa tartibda beriladi uy? Savollarga javob berishdan. Qaysi ishonchnomani bersin? Savolga javob sizni men nomlayman. Ishonchnoma deyman, shu barlar nomlayman. Kimda ishonchnomasi kerak? Qara ishonchnoma kerak, mana. Ariza bilan murojaat qiling. Men tanimaysizmi? Biz tahriryapmiz. Yo'q, ishonchnoma chiqarish uchun ishonchnoma kerak emas. Kimdir sizga aqlli qilayotgan bo'lsa aytib qo'ying. Ishonchnoma kerak emas, qanaqa. Biz jurnalistmiz. O'zingiz kallangiz bor sizni. Siz hokimiyat vakilimisiz? Biz bo'lsa ishlaymiz biz. U ishonchnoma u tegishli notarial idoralarda, tegishli idoralarda. Uy joy bo'limi kerak emas. Ozmatlarni bu qanaqa bir kulgili holat bu? Bu o'rinbosar bu. Bitta tashkilotning o'rinbosari bu. Bitta jurnalistning gapiga javob bera olmasa, nima qiladi u o'rinni band qilib o'tirib? U joyni band qilib o'tirib. Vaholanki Farg'ona shahar hokimligining matbuot xizmati bor ekan, zarurat bo'ladigan bo'lsa bu narsalarga qonunchilik bo'yicha bevosita jamoatchilik bilan aloqalar bilan ishlaydigan matbuot xizmat tashkil qilingan. Shundan foydalansa bo'ladi, shunga aytsa bo'ladi, shu bilan birgalikda tashkil qilsa bo'ladi. Biz masalani qonuniy bo'lishini so'rayapmiz. Murojaatga vaqtida javob qilinmaganligi, nima sababdan endi u men huquqiy vorisiman, men qarindoshiman degan odamga nima sababdan qonuniy javob bermasdan boshqa bir begona odamni olib kirib qo'yganligi, bu marhum bo'lganligi uchun shu narsalarni so'rash, o'rganish maqsadida biz so'ragan paytimiz uni o'rniga bir boshqa holatni tashkil qilyapti bular. Uy-joy bo'limi xodimini, o'rinbosarini bitta gapini aytmoqchiman. Jarayonda aytib ketyaptiki, noqonuniy bo'lsa-da biz shubhali deb topib turib, bu oilani kiritib qo'ydik. Sababi bu oila ko'chada qolganligi uchun biz oilani kiritib qo'ydik. Noqonuniy bo'lsa-da biz kiritib qo'ydik degan gapni aytyapti. Anastasiya degan fuqaro kelyapti, rostdan Rossiyadan kelib fuqaro kelyapti, menga metrika boshqa narsani ta'lim qilyapti, men buni bekitmayman, aytyapman, bo'ldi xo'p deyapman, lekin bitta masala bu uchinchi darajali qarindosh bo'lib chiqyapti, yaqin qarindosh, ikkinchili ham deyilib bo'pti, lekin yaqin qarindosh toifasiga kirmaydi. Meros guvohnomasini ochinglar dedi, xo'p ochishdi, lekin meros guvohnomasi qo'lida yo'q, biz hozir bu meros guvohnomasini olganimizdan keyin, пожалуйста, biz beramiz. Lekin hozir realni muhtoj odamni biz joyladik. Xo'p, qonunga to'g'ri kelmasdan boshlasam, lekin bu ko'chada yotayotgan odamni biz joylab keldik. Bular noqonuniy ishlarni o'zlari aytyapti, noqonuniy kiritganligini o'zlari aytyapti. Nima uchun prokuraturaning xabarnomasini asos qilib kiritdik deb prokuraturaning xabarnomasini asos qilib keltiryapti?
Prokuratura nazoratga olishini so'ragan xolos belgilangan tartib asosida. Xohlaganicha ish qilgani yo'q. Qonuniy bo'lishligini prokuratura ham talabini qo'ygan. Nizom talabi asosidadir. A bular nizom talabiga javob beryaptimi? Nizom talabi bo'yicha ish qilyaptimi, ish tutyaptimi? O'sha paytda o'sha eslaringda bor, o'tgan safar ham e'lon qildik. Farg'ona hududi elektr tarmoqlari bilan bog'liq bo'lgan holat. Bu yerda ham o'sha aynan shu Elyor Tojiboyev davlat tashkilotlarini mansabdor shaxslarini himoya qilib, qarang, mansabdor shaxslarni himoya qilib kelyapti. Nima uchun kelyapti? Nima uchun mansabdorlarni himoya qilyapti? Xalq odamlar juda yaxshi biladi o'zi. Biz fuqarolar kelyapti bizga, fuqaro murojaat qilyapti. O'sha tegishli davlat tashkilotlari o'sha o'z vazifasini vaqtida bajarmaganligi, huquqi paymol bo'lganligi yuzasidan fuqaro bizga murojaat qilyapti. Biz shu narsani o'rganish uchun borgan paytimizda bu davlat tashkilotlari o'rta ma'lumotli blogerga yetib kelyapti. Qonunchilik bo'yicha uy joy uyni egasi o'tgandan keyin uni birinchi, ikkinchi darajali o'sha huquqiy vorislari o'zlari qonun talabi bo'yicha o'zlari nomiga o'sha haqiqiy merosni meros huquqini talab qilib olib, uy joyga egalik qilish huquqi bor ularda. Ya'ni qarindoshlarida. Nima uchun bu yerda bu narsaga yo'l qo'ymasdan uy joy bo'limi bu narsani bu davlat mulki bo'lgan, bunga ijtimoiy himoya yordam berilgan, boshqa odam qaragan deb turib, uy joy bo'limi bu xususiy bo'lgan, xususiy mulk hisoblangan uyni o'zining nomiga, o'zining nazoratiga buna qilib tortib olyapti. Ya'ni huquqiy vorislariga bermayapti. Bizning talabimiz, bizning so'raydiganimiz uy kimga tegishli bo'lishidan qat'iy nazar qonun talabi bo'yicha hal qilinsin. Qonun talabi bo'yicha, o'sha belgilangan nizom talabi bo'yicha hal yechim qilinsin. Bizning talabimiz shu.